Zafer Şahin. Bu iyi bir plan herhalde. Ahmet Bey şimdi bir vatandaş da güzel bir öneride bulunmuş. Ya müsaadenizle onu okumak istiyorum. Diyor ki bence çok mantıklı. Sefaköy, Cennet Mahallesi, Küçükçekmece, Avcılar, Haramidere, E5'e yakın ikamet edenler, millet saatlerdir yolda araçlarında mahsur çocuğu olanlar var. Çay demleyin, çorba yapın, dağıtabildiğiniz arabaya dağıtın diyor. Hakikaten zor bir gün. Hani bunu yapacak gücü imkanı olan vatandaşlarımız varsa bu lokasyonlara yakın yerlerde oturan bence bu da oldukça iş görecektir. Bir de Ahmet Bey çok sayıda vatandaştan da mesaj var. Sayın Valide söyledi işte bu Çatalca-Büyükçekmece arasında 16.30'dan beri bekleyenler varmış. Bir izleyici babası tır şoförüymüş 16'dan beri Mahmut Bey gişelerine 100 metre mesafede kaldılar diyor. Yine Çatalca'da yani ciddi sıkıntı var. Sayın Valinin dediği gibi inşallah en kısa sürede bu vatandaşlar bu geceyi geçirecekleri sıcak güvenli bir yere Vallahi bir büyük ulaştırırlar afet diyorum. hali var. Bülent Bey. Valla Ahmet Bey, Vali Bey söylediği şey en doğru ve en hızlı çözüm olacak gibi görünüyor. Oradaki araçları bırakacaklar ve orada en yakın yerde misafir edilecekler. Yarın da artık o araçların oralardan alınması gerekiyor. Onunla ilgili çalışma yapılması gerekiyor. Şu anda yapılacak en acil çözüm bu gibi görünüyor. Bence de başka çözüm yok. Ya bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Murat Ongun sözcüsü Onur bağlayabilir misin ya? Onlar açısından da onlar nasıl hazırlıklar yapıyorlar onu da dinleyelim. Murat Ongun'la da bir görüşelim. Gaffar Bey. Yani Vali Bey'in çözüm önerisi. Yani şöyle, şimdi AKOM'un başında Vali Bey var. Biz zaten isram ettik kendisine. El koz zaten el Evet koymuşlar. evet Zaten koymuş el zaten koymuşlar evet yani. doğru doğru. Bizim söylememize gerek kalmamış. İnşallah bir, güzel bir çözüme ulaşır yani, sabaha beklemeden. Onur Tugay mı o? Tugay nerede? Mahsur mu kalmış? Ha, Basın Ekspres yolunda mahsur kalmış Tugay. Geçmiş olsun Tugay. Neredesin şu anda? Bir tam bize bir koordinat verebilir misin? Ya tam bir afet hali Ahmet yaşıyoruz Hakan, ya. Hakikaten sizden ciddi net bir durum var. alamıyorum. Ancak bana yöneldiğinizi tahmin ettim. Ekrandan öyle gördüm. Biz şu anda Basın Ekspres yolundayız ve burada özellikle Basın Ekspres'in tem Bir otoyoluna taraf doğru gidiyor ama. girişte Şöyle bakıyor. bir kilit, trafik kilit olması söz konusu. Burada araçlar yaklaşık 2-3 saattir bekliyor. Biz yaklaşık 45 dakikadır buradayız ve D100 karayolundan geldik. Siz Demirören Haber Ajansı'ndan Derya Hanım'a da sormuştunuz. D100 karayolunda trafik nereden başlıyor? Onunla ilgili kısaca bir bilgi vereyim. Özellikle Sefaköy rampasından trafiğin başladığını, Beylikdüzü'ne doğru arttığını söyleyebiliriz. Bazen Orada çok uzun bir özellikle mesafe. Sefaköy rampasında Evet. da bazı araçların kaldığını, çıkamadığını belirtelim. Biz Basın Ekspres yolundayız ve trafik o kadar kilit ki aslında yolu açması gereken burada bir tane araç var. Burada yol açma kar küreme aracı ancak o da maalesef ki trafikten dolayı gidemiyor. Bulunduğu yeri de temizleyemiyor. Çünkü Basın Ekspres yolunun özellikle TEM otoyoluna bağlantı noktasına giderken ki güzergahta trafik söz konusu. Ben yağan karla da ilgili bu noktadan kısaca bir bilgi vereyim. Burası aslında iki yolun arasındaki boş kısım. Buradan da baktığımda bir adım attım. Burada yaklaşık bir 10 santimetre, 15 santimetre kalınlığında karında olduğunu söyleyebiliriz. Hemen sağ tarafı da çok kısaca göstereyim. Burası TEM otoyolunun D100 karayoluna bağlantı noktası. Burada da aslında trafiğin açık yani araç olmadığını söyleyebiliriz. Ancak karın yağmasıyla birlikte ve araçlar zaman zaman geçtiğinde bu kar burada düzleniyor ve zemin oldukça kayganlaşıyor. Bulunduğumuz noktada kar hala yağdığını Tehlikeli değil mi? söyleyebiliriz. Şu parantezi de açmak lazım. Biraz Özellikle Basın Ekspres yolunun TEM otoyolu tarafını kullanacak olan özellikle acil servis araçlarının bu yolu kullanmamaları gerekiyor. Çünkü bu noktada trafik oldukça kilit. Uzaktan ben yine bir yanan siren görüyorum. Ambulansların da bu noktadan gitmesi oldukça zor. Çünkü bazı vatandaşlar yolun en sağına araçlarını bırakıp gitmiş durumdalar. Bir şerit öyle kapalı. Diğer şeritler de oldukça dolu olduğu için yani gelen bir acil servis aracına buradaki sürücülerin de yol vermesi oldukça zor görünüyor. Bunu da belirtmiş olalım. Ve her geçen gün kar
yine devam ediyor. Bir dakika olsun etkisini azaltmadı. Burada yine polis ekiplerinin araçları da var. Onlar da yine çağrıldıkları yerlere gitmekte oldukça güçlük çekiyorlar. Vatandaşlar zaman zaman araçlarından iniyorlar. Hava almak için iniyorlar. Burada yaklaşık 2 saattir bekleyen bir vatandaş da vardı. Az önce biz onunla da konuştuk. Ve yaklaşık 2 saattir burada olduğunu, yakıtının da azaldığını söylüyor. Özellikle Sayın Valimizi ben buradan dinlemiştim. En yakın pansiyonlara gitme durumları olanlar gitsinler gibi bir ifade kullanmıştı. Ancak bazı noktalarda özellikle bizim bulunduğumuz bu noktada vatandaşların gidebileceği başka yerlerde olmayabilir ama açık olan yerler var. Onu tekrar göstereyim. Basın Ekspres yolunun özellikle D100 karayoluna giden tarafında ki yol açık, en azından buradaki vatandaşlar için, zor durumda olan vatandaşlar için bir yardım belki gelebilir. Çünkü yakıtı azalan kişinin aracında bir de çocuk vardı. Onlar da kara kara düşünüyorlardı ne yapacaklarını. Burada bulunduğumuz noktada Basın Ekspres yolunda böyle bir sıkıntının da olduğunu söyleyelim ve tekrar altını çizmekte fayda var. Ben biraz bulunduğum araçtan indim, biraz yürüdüm. Acaba ne zaman açılır? İleride bir açıklık, bir umut ışığı var mıdır diye. Ancak özellikle yaklaşık 500-600 metre sanıyorum ilerledim. Ancak görebildiğim kadarıyla görüş mesafemde de trafiğin hala kilit olduğunu, burada bir bakıma bizim de mahsur kaldığımızı belirtelim Ahmet Hakan. Basın Ekspres'ten, Basın Ekspres yolundan aktaracaklarımız bu kadar diyelim ve sözü size merkeze bırakalım. Çok teşekkürler. Kolay gelsin tekrar. Ya bu biraz şu anda oluşmuş bir şey galiba. Hani evet. Bir daha kısa süreli açıkmış, kapanmış değil kapanmış. Mi? Kapanmış. Bir de araçlar hep duruyor ya, hep çalışıyorlar. Altındaki karı eritiyorlar. Ha, öyle bir yararı da olabiliyor. Ama hani diğer duranlar açısından oradaki kar daha da yoğunlaştığı için tabii olmuyor. Yoğunlaştığı. Ama biraz daha geçerse, bu şimdi şu anda biraz daha gece yarısından sonra geçtik zaten gece yarısını. Dona çekecek oralar. Evet. Bedri Baykan yarım kalmıştı sohbetimiz. Evet, benim aklıma gelen şeyler son aklın yolu bir son 20 dakikada konuşuldu. Yani bu bir seferberlik hali. Boşaltmak lazım arabalardaki insanları. Yakın yerleşim yerlerine ister yürüyerek ister başka şekilde onları alıp misafir etmek lazım. Aynen söylendiği gibi yalnız bu otel veya misafirhane değil, oralarda yaşayan halkın da bu arkadaşlarımızı misafir etmeleri, söylendiği gibi çay çorba yapmaları, tuvalet imkanı vermeleri, yani gerçekten bir seferberlik durumu var. Oradaki insanların yerine koymamız lazım kendimizi. Ve umuyorum işte belediye, asker, zabıta, AKUT, ilçe belediyeleri ve halk el ele o bölgedeki yaşayan insanlar, yerel belediyeler, muhakkak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgelere yakın değerli askerleri her biri el ele verip bir kere öncelikle çikolata, sandviç, su, battaniye, ne bileyim yani şu anda birçok arabada akıl almaz durumlar yaşanıyordur ve bunlar arasında ilaca ihtiyacı olan var, hasta olan var. Onun için bütün bunları göz önüne alarak hızla bütün bu kurumların ve yerel yerleşim noktalarının en yakın yerler neresiyse tüm bu otoyolların geçtiği noktalara son derece hızlı davranmak lazım. Çünkü zaman aleyhimize çalışıyor. Doğru. Yani soğuk artıyor, açlık artıyor, susuzluk artıyor. Rahatsızlık katlanılamaz derecelere geliyor. Gerçekten arabaların artık terk edilip bir şekilde o insanların tahliye edilmesi lazım. Şu anda konu arabalar değil, yaşamlar, canlar. Onun için burada büyük bir seferberlik, işbirliği ve
seferberlik işbirliği ve acil davranış planı, eylem planı lazım. Çok doğru. Ya bu şeyin bir defa İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yolda kalanları misafir etmek istiyoruz diyor. Bir plan var galiba benim anladığım kadarıyla. Artık o hızla işlerlik kazanması gereken bir plan. Vali Bey'in açıklamalarından ben onu anladım. Böyle hani arabasını bıraksın yan taraftaki pansiyona gitsin şeklinde değil de bir organizasyon. Yanlış anlamadım değil mi? Otomobiller alınacak anladığım kadarıyla. Vali Bey öyle söyledi. Onlar güvenlik önlemleri demek alınacak. Demek ki onlar anahtarları teslim alınacak. Herhalde. Bir organizasyon yapılmış. Sonra evet. Konaklanacak belirli yerler var. Yani bir afet planı yapılmış aslında. Ya bir organizasyonla evet. Yapılacak. Hani şu demek değil. Vatandaşa en yakın pansiyona, otele git demiyor yani. Değil. O Vali Bey şeyi söyledi zaten. Biz misafir belediyelerimizle işbirliği yaparak onların tahsis ettiği yerler var dedi. Çeşitli misafirhaneler ve konaklama yerleri var dedi. Bu arada belediyelerden de çok sayıda mesaj alıyorum. Mesela Tuzla Belediyesi Kuzey Marmara Akfırat bölgesinde gıda yardımına başlamış. Ondan sonra bakayım. Bir başka belediye daha vardı ya. Zeytinburnu Belediyesi. Ya Zeytinburnu Belediyesi yardım yapıyor. Esenler var. Bahçeli Evler Belediyesi. Esenler aynı şekilde. Yani güzel bu belediyelerin hepsinin bağlantmaları çok doğru. Yalnız Vali Bey şeyi söyledi. Yani yolu açmaya çalışıyoruz. Açamadığımız noktalarda bunu yapacağız dedi. Yani tabii. Koşullu söyledi. Yani bazı ya belki de şimdi şu anda gördüğümüz bazı yerlerde yolu açmayı başaracaklar. Ya yolu açsın. Tahliye de insanlar yani. Görün, nasıl hocam? O kadar kişiyi tahliye etmek de zor bir şey. Çok zor. Çok zor bir plan. Yani, onu diyorum bir de, ama. Bir de arabasını terk etmek istemeyenler vardır yani. Vardır tabii. Onu da artık onları anlayışla karşılayacaklar ama yani ben mesela empatiyle bakıyorum. Ben böyle bir misafir edeceğiz siz deseler razı olurum. Yani orada daha çok çocuklu aileler varsa arabaların içinde, hani daha yaşlı insanlar varsa, acilen hasta olabilir insanlar. Bir de çok acil ihtiyaçlar söz konusu. Kesinlikle kabul edip o tahliyeye uymak lazım. Bence de. Yoksa bence durum de. Kötüye gidiyor yani. Bence de evet. Yani durum de, böyle. Tipinin durduğu noktalar, anlarda bilmiyorum garnizonlarla konuşmak lazım. Acaba askeri helikopterler falan yardım dağıtabilir mi? Su, sandviç, çikolata dediğimiz hiç yürümeyen yerlere veya artık ihtiyacın katlanılamaz duruma geldi ama tabii bilmiyoruz helikopterler oraya hani tipi sürüyor mu, rüzgar var mı, bunları da düşünmek lazım ama bu da bir alternatif, mecburi alternatif haline gelebilir. Evet, o da olabilir yani. Ben zaten yayının başından beri Bedir Baykan herkes elinden geleni yapmalıdır dedim. Gerçekten zor bir durum. Gaffar Bey de söylüyor. Bir çözüm yolu bulamamıştık ama Vali Bey'in söylediği çözüm yolu doğru. Bir plan var belli. Bir plan var demek ki. Aslında şu anda kentin sorumlularından tabii ki Sayın İmamoğlu da bağlansa yayına iyi olur veya sözcüsü. Evet çok iyi olur. Yani onlar ne yapıyorlar, onların çalışmaları. Çünkü Vali Bey... Hepimiz ortak çalışıyoruz. Bütün kurumlar dedi. Belediyeyi de saydı. Hayır, Murat evet. Ongun bağlanırsa çok mutlu Ekrem oluruz. Ekrem Bey'in fotoğrafları vardı. Bir 3 saat önce bir balıkçıda Sarıyer'de yemek yerken. Oradan AKOM'a geçtiği söylendi. Belki onu da bir açıklama getirirler. Şimdi arkadaşlar bunu yapmayın. Yani şöyle bir ortamda işte balıkçıda fotoğraf vardı falan. Siyaset yapmanın zamanı değil. Siyaset yapmıyorum efendim. Sayın Başkan balıkçıda balık yiyor. Fotoğrafı çıktı, bunu söylüyorum. Kent kara teslim olmuş durumda, felaket halde. Konuşmayalım, siyaset mi bu? Siyaset değil. Vali Bey de öyle bir yerde olsa Vali Bey ile ilgili de söylerim. Vali Bey diyor ki AKOM'dayız, sabaha kadar da uyumayacağız diyor. Sizin söylediğinizi ben tasdik ediyorum Bedir Bey. Yani Başkan Bey de bağlansın, onu da dinleyelim ne yapıyorlar. Tamam, ben söyleyeceğim. Bu konuda söyleyeceğimi söyledim. Başkanın ve yardımcılarının bağlanmasını diliyorum tabii. Ne yaptıklarını eminim, zaten koordineli
çalıştıklarına ve çalışmaları gerektiği ortada Sayın Vali ile ve yerel, diğer yerel belediyelerle. Yani ortada büyük bir şu anda aralarında komünikasyon lazım. Kaç tane yolda bu kriz yaşanıyor? O yollara kim en yakın? Her birinin çözüm olasılığını, işte şurada bir garnizon mu var, şurada AKUT'un diyelim bir bölgesel gücü mü var, şurada efendim zabıtalar mı var, herkesin hangi gücü koordine edeceğini, hangi yol için çok hızlı bir eylem planına geçirmeye lazım. Tesadüfe bırakmadan bir harita üstünde bunları yerleştirerek ve potansiyel yardımları dağıtarak. Doğru. Bu arada şu Ahmet Haramidere... Bey, az önce... Zafer Şahin mi bir şey söylüyor? Ya bu az önce söylediğimiz... Evet, az önce söylediğimiz şey gerçek olmuş. Hani vatandaşlar, otobana yakın yerdeki vatandaşlar yardımcı olsun demiştik. Şimdi Başakşehir'den bir vatandaş yazmış. Dördüncü etapta diyor. Hepimiz evlerimizden indik. Yemek, çay, bisküvi dağıtıyoruz diyor. Helal olsun. Bravo. Yani devletten önce vatandaşlarımız da ikramda bulunuyor. Aralarında Suriyeli kardeşlerimiz de var demiş. Gerçekten ben de çok mutlu oldum. Bu güzel bir gelişme. Ahmet Bey, şu helikopter konusunda da sanıyorum yani bu şartlarda helikopter çalışamaz. Yani hem gece görüşüne sahip bir helikopter olması lazım, hem de bu hava koşullarında sanıyorum yani helikopterle yardım olayı pek mümkün olmayabilir. Sanki şöyle bir öneri var. Herkes diyor ki yolun öbür tarafı açık, o bariyerler kesilsin, arabalar oradan aksi istikamete gitsin diyorlar. Bu bir çözüm müdür bilmiyorum ama böyle öneride bulunanlar da var. Hani bu gecenin böyle olağanüstü bir gece olduğu için bunu da bir dile getirmiş olalım. CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ son dakika bilgileri verecek. Nihat Uludağ, nedir son dakika bilgisi? Ahmet Hakan, biliyorsunuz Çamsakur Hastanesi de Başakşehir bölgesinde. Oradan bize ulaşanlar da var ve orada 300'e yakın doktor, hemşire ve sağlık çalışanının evine gidemediğini, o anlamda da hastanede kalmak zorunda kaldıkları yönde bilgiler bize geliyor. Çıkan mesai sonrası oradan çıkan bazı çalışanların yolda kalması üzerine diğer çalışanların yola çıkmayıp orada kalmayı tercih ettikleri ve hastanede kaldıkları yönde de bilgi var. Diğer bir bilgi ise valilik kriz merkezinden koordineli çalışmasını sürdürüyor ve diyorlar ki biz herhangi bir can kaybı olmasın, bir bebeğimiz bile bir zarar görmesin ve buna çalışıyoruz ve bu anlamda da acil tahliye ve kurtarma işlemlerimiz devam edecek, başlayacak ve biz araçları polisimizle, jandarmamızla mutlaka muhafaza ederiz, güvenliğini sağlarız ve önemli olan bu araçtaki insanların, yardıma muhtaç olan insanların bir an önce oradan tahliye edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Evet, çok teşekkürler Nihat Uludağ. Bu arada şunu belirteyim, bu bir tahliye planı. Onu işletiyorlar, yani tahliye planını işletiyorlar. Ama henüz daha bunun sahadaki yansımasını en azından bizim sahadaki arkadaşlarımız bize bildirmiyorlar. Nihat Uludağ hatta mı? Evet. Yani sahada bu tahliye planının başladığına dair bir bilgi var mı Nihat Uludağ bizde? Şu an için yok Ahmet Hakan Coşkun. Çünkü önce bölgeye güvenlik güçlerinin de sevk ediliyor olması gerekiyor. Çünkü oranın bir güvenliğini alması gerekiyor ve araç içerisindeki kişilerin de nasıl tahliye edilecekse, hani metrobüslerle mi tahliye edilecekler ve tahliye edilip nerelere götürülecekler, o henüz netlik kazanmadı. O anlamda biz bu tahliyenin ilerleyen dakikalar, saatler içerisinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Bu arada Murat Ongun'a mesaj attık, aradık. Değil mi Onur? Dönmedi. Herhalde bir yoğunluk var. Dönerse biz hazırız. Onların da çalışmalarını öğrenmek isteriz, almak isteriz. Bülent Bey, siz çok az konuştunuz. Gerçi hani bir olağanüstü durum var. Bir büyük bir felaket durumu var. Bu vatandaşlarımızın durumlarını beraber görüyoruz. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Size de bir söz vermek istiyorum.
tekrar? Ya şöyle, buradan tabii farklı farklı fikirler üretebiliriz ama sonuçta oradaki sorunun kaynağının ne olduğunu bilen oradaki yetkililer. Tabii yani ki. İlin valisi, belediye başkanı, yetkilileri orada nasıl bir çözüm olabileceğini de bizden daha iyi biliyorlar. Bizimki sadece fikir yürütmek olabilir ama sonuçta bu tür kriz anlarında nasıl bir yöntem uygulanacağı zaten önceden belirlenen belli bir plan çerçevesinde yapılması gereken şeyler vardır. Onu uygulayacaklardır. Yani İstanbul'un merkezinde herhalde devlet, Türkiye Cumhuriyeti orada hiçbir vatandaşın burnu kanamadan sağ salim bir şekilde yarını görmesini sağlayacaktır. Yani evet, bir sıkıntı yaşanıyor. Bir sıkıntı hep beraber yaşıyoruz. Ama bu aşılabilecek bir şey. Sadece yani bu olan biten şeyden ders çıkarıp bundan sonra böyle felaketleri yaşamamak ya da yaşamadan önce bunun önlemlerini almak gerekiyor. Çok fazla söylenecek söz yok yani. Doğru, yani aslında herhalde baktılar ki bizde hani aklın yolu bir yapılabilecek pek bir şey olmadığını görüyorduk. Bülent Bey, biliyorsunuz tahliye planında karar evet. kılmışlar yetkililer, onu anlıyoruz yani yapılacak başka bir şey yok diye. Doğru yani. Şimdi buradan bakınca o araçların içerisine graderlerin girip çalışma şansı yok. Çünkü yollar kapalı, hareket etme şansı yok. Ancak en öndeki aracı kurtararak yol açabilirsiniz. O da bu kadar büyük bir şehirde, büyük bir trafiğin olduğu yerde bu da saatleri aracaktır. Hele hele olayın akşam saatlerinde meydana gelmesi de işin vehametini ve zorluğunu daha da çok arttırıyor. O nedenle en kolay şey oradaki insanları sağ salim şekilde bir yerde barınmalarını, kalmalarını sağlamak. Evet, başka bir çare de yok galiba yani. Yarında muhtemelen zaten Vali Bey de açıkladı. Muhtemelen birçok sektörde de yarın izin verilecektir. İnsanlar da sokağa çıkmazsa zorunlu olmadıkça sorun aşılacak gibi görünüyor. Evet, yani işte bu tahliye planı gerçekleşirse yolların açılma yarın için söylüyorum şeyi de artar değil mi? Artar. Yarın zaten kar yağışta duruyor, azalıyor. Duruyor. Yani daha rahat olur. Yani yeter ki insanları doğru plan herhalde doğru değil mi plan. Sizce de? Bu geceyi atlatmak lazım yani, sağ salim atlatmak lazım. Bu geceyi araçlar orada kalabilir. Yarın sabaha karşı bunlar araçlar tahliye edilebilir. Ama öncelikle içindekilerin tahliye edilmesi lazım. Yarın daha müsait bir meteorolojik şartlar var. Hayır, yani şimdi araçların içindeki insanlar tahliye edildi diyelim ki. Kurtarıldılar, bir yere götürüldüler. Yarın sabah yolların açılması nasıl mümkün olacak bu şekilde? Tabii geç saatlerde olur. Yani hemen sabahleyin olmaz. Yani saat 10'da 11'de ancak... Herkes aracının başına tekrar geçecek. Gidebilir yani. Veya tabii gitmesi lazım aracı... Çekecek ki oradan, yoksa görevliler o kadar görevli yok. Yok, o mümkün yani değil. Onlar hepsini anahtar alıp da ben çekeyim diyecek hali yok. Onun için onların tekrar oraya gidip o yolu açmaları lazım. Ha, o da bir planlama da istiyor. Bir planlama, yani işte tabii. Bayağı zor bir iş aslında. Bir iş. Yetkililerin bu gece işi çok zor. Yarın da çok zor benim de gördüğüm kadarıyla. Yani Allah kolaylık versin herkese. Başta tabii şu sıkıntıyı çeken vatandaşlarımıza Allah kolaylık versin. Yani hakikaten... Çok zor bir durum. Yani birçok kurumdan, kuruluştan bana da geliyor mesajlar. Hepsi ellerinden geleni yapıyorlar. Şimdi bak, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün de mesaj atmış bana. Diyor ki TÜYAP'tan Selimpaşa'ya kadar yolda kalan vatandaşlarımızın tamamını bölge otellerine, belediye binalarına yerleştirdik. Yeme içme ihtiyaçları karşılanıyor. D100 Edirne istikameti yol açıldı. Trafik ağır olarak akıyor. Ancak TEM tümüyle durmuş durumda. Yiyecek içecek dağıtımı için çalışıyoruz. Hasan Akgün, Büyükçekmece Belediye Başkanı. Diğer belediyeler de yardım ediyorlar. İşte söyledim, Tuzla, Başakşehir Belediyesi yardımcı oluyor. Daha sayamadığım çok sayıda artık, yani bu işin reklamı olmaz. Yapandan Allah razı olsun. Abi. Yine yapmaya devam etsinler. Hasan Akgün'e de iyi geceler diliyorum.
kim diyor? Tuzla Belediyesi çorba dağıtıyor demiş. Pendik'ten, Pendik'te dağıtmış. Öyle mi Onur? Ha, Pendik Belediyesi de dağıtmış. Helal olsun. Bravo. Pendik Belediyesi de çorba dağıtmış. Da bir sıkıntı var. Ya bir yarış olsun ya. Güzel yani. Bütün belediyeler hangi partili olduğu önemli değil. Bütün şey yapsınlar. Bu tür yardımları çoğalsınlar. Önemli olan oradaki vatandaşlarımızın... Esenler de, Ahmet Bey, onlar da çorba dağıtıyorlarmış, bilginiz olsun. Hangi belediye? Esenler. Esenler Belediyesi. Esenler Belediyesi. Bu arada ya bu öyle bir sorun ki İstanbul dışındaki illeri de ilgilendiriyor. Şimdi Bursa Valiliği ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İstanbul'a gidecek olan vatandaşları Bursa'da Kredi Yurtlar Kurumu'na yerleştirmiş. Yani... İstanbul'a giriş çıkışlar biliyorsunuz durdurulduğu için yani bütün aslında Marmara'yı etkileyen bir sorun olarak da değerlendirilebilir. Ben tam anlamadım. Nasıl dedin Zafer? Bir daha söyleyebilir misiniz? Şimdi bu akşam karayoluyla Bursa'dan İstanbul'a gidecek vatandaşlar İstanbul'a giriş çıkışlar durdurulduğu için otobüs terminalinde bir nevi mahsur kalmışlar. Valilik ve belediye bu vatandaşları Kredi Yurtlar Kurumu'nun yurtlarına yerleştirmiş. Bir de işin böyle bir tarafı var. Hakikaten. Yani... Evet, bölge genelinde bir şey var. Afet gibi bir durum söz konusu, evet. Yani şu bir Harami Dere'nin görüntüsünü bir daha verebilir miyiz? Şurada görebilir miyim? Derya telefonda mı, Derya Evren? Derya, ya şimdi burada... bir tahliye planından bahsetti Vali Bey. Ona dair herhangi bir şey var mı? Bir işaret. Oradaki vatandaşlar biliyorlar mı konuyu? Ahmet Hakan, biz hala aynı yerde bekliyoruz. Aynı noktadayız. Vatandaşla da görüşmeye devam ediyoruz. Fakat henüz tahliye planıyla alakalı herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Fakat sizinle az önce yaptığımız yayının hemen ardından camilerden anons yapılmaya başlandı. Cami imamları, müezzinler anons yaptı ve camilerin sabaha kadar açık tutulacağını, isteyen vatandaşların camilerde konaklayabileceğini belirttiler. Onun dışında herhangi bir tahliye planından bahsedilmedi hiç kimseye. İnsanlar hala evlerine gitmeye çalışıyor. Burada yaşlı insanlardan ve çocuklu insanlardan bahsetmek de mümkün. Metrobüs kullanmaya gayret gösteriyorlar çünkü hala trafik az önce nasılsa şu anda hala öyle. Herhangi bir kıpırdama, herhangi bir yerinden oynama söz konusu değil. Trafik durmuş noktada, herhangi bir gelişme yok. İnsanların bekleyişleri devam ediyor. Tahliyeyle alakalı da herhangi bir bilgilendirme yapılmadı henüz. Yani aslında bunların artık yolun açılması ihtimalini yetkililer de düşünmüyorlar. Biz biraz önce İstanbul Valisi'yle telefon bağlantısı yaptık. Vali Bey nerelerde tıkanma olduğunu açıkladı ve bir tahliye planı üzerinde çalıştıklarını ve bunu uygulamaya sokacaklarını söyledi. Bakalım ne olacak. Derya, çok teşekkürler. Bu arada bizim Sema değil mi? Sema, Bağcılar Kaymakamı var herhalde yanında. Hemen sözü sana bırakıyorum. Ne diyor Kaymakam Bey? Neler yapılmış çalışmalar? Hemen sen Kaymakam Bey'le konuş bakalım. Ahmet Hakan, saatlerdir biz kameraman arkadaşım Alper Öztürk'le buradaki size aslında olan durumu ekrana getirdik. İstanbul'un birçok noktasında benzer manzara var. Bağcılar'daki görüntüleri size saatlerdir aslında ekrana getiriyoruz. Şimdi Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan da yanımızda. O da bu görüntüleri gördü. Efendim, peki şu ana kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Onları bir dinleyebilir miyiz? Evet, iyi akşamlar diliyorum. Tabii gün boyu yağan kar nedeniyle İstanbul'un özellikle Avrupa yakasında ciddi... Ulaşım aksında ciddi sıkıntılar oldu. Şu anda bulunduğumuz bölge zaten TEM'in, D100 Karakolu'nun ve Basın Ekspres'in birleştiği bir nokta. Dolayısıyla Avrupa yakasındaki trafiğin aslında en yoğun olduğu nokta. Siz de şahit olduğunuz gün boyu burada yoğunluk devam etti ama biz gün boyu ne yaptık? Biz burada karayollar bölge
müdürlüğü ekipleriyle beraber kar küreme, tuzlama çalışmaları oldu. Özetle yan yollarda. Belediyemiz ve Vefa Sosyal Destek Grubumuzla beraber buradaki vatandaşlarımıza kumanya yetiştirmeye çalışıyoruz. Altı noktada belediyemizin, Bağcılar Belediyemizin burada sıcak çorba ve işte su, sıcak çay dağıtımları devam ediyor. Aynı zamanda bizim emniyet ekiplerimiz de burada ekipler halinde özellikle yolda kalan, zinciri ve kış lastiği olmayan vatandaşlarımıza her noktada yardım etmeye çalışıyor. Ama takdir edersiniz ki akşam 5'ten sonra kar yağışı daha da fazla oldu. 4-5 gibi biraz daha normale dönmüştü ama bu yan yollardaki bu yan yollardan ana yola geçmek çok zor. Çünkü burada Mall of İstanbul'un orada Basın Ekspres'le beraber birleşim yeri olduğu için biz kademeli olarak aşmaya çalışıyoruz ama tabii trafikteki en büyük sıkıntı bu ana yoldaki tuzlama çalışmalarının yeterli olmaması. Ama biz burada sabaha kadar Sayın Valimizin, İstanbul Valimizin talimatlarıyla beraber sabaha kadar burada vatandaşlarımızın yanında olacağız. Özellikle kumanya noktasında sıkıntı yaşamasınlar istiyoruz. Yolda kalan vatandaşlarımızla ilgili özellikle bu Mahmut Bey iki telli hattındaki otelleri ayarladık. Buradaki vatandaşlarımızı oraya tahliye edeceğiz. Yani bizim en büyük temennimiz vatandaşlarımızın sağ salim evine devam etmesi, evine varması. O uğurda biz de sabaha kadar burada sizlerle beraber çalışacağız. Efendim şimdi biz yukarı çıktığımızda vatandaşlar yollarda kaldıkları için su yardımı isteyenler vardı özellikle. Gerçi değindiniz evet. Ancak bir kez daha izleyenler de var. Yardımlar şu an ulaşıyor mu burada bekleyen vatandaşlar? Şöyle Sema Hanım, sıkıntı şu. Ara arterler de kapalı. Özellikle 5'ten sonra yoğun kar yağışı olduğundan dolayı ben bile buraya bu yayına gelmek için, bu noktaya gelmek için 5 kilometre yürümek durumunda kaldım. Ama bahsettiğim biraz önce, belediyemizin ekipleri habire kumanya takviyesi yapıyor. Bizim Sosyal Yardımlaşma Bakanımızın Vefa Sosyal Destek Grupları da sahada, emniyet güçlerimiz sahada. Yani devlet olarak sahadayız, elimizden geleni yapacağız. Ama burada hiçbir vatandaşımızın özellikle can kaybı olmaması için elimizden geleni yapacağız. Şu anda yollarda da o çalışmaların devam ettiğini söylediniz. Tabii, yollarda devam ediyor. Benle beraber bütün kamu görevlileri şu anda görev başında. Sadece burada değil, İstanbul'un bütün ilçelerinde ama bu nokta dediğim gibi İstanbul'da çok kritik bir nokta. Yani ciddi bir araç yoğunluğu var. Özetle bu Hadımköy'e kadar Mahmutköy gişelerinden sonra ciddi bir tıkanıklık var. Kayan arabalar işte özetle dediğim gibi kış lastiği ve zincir olmayan araçları bir taraftan çekip bir taraftan da trafiği aşmaya çalışıyoruz. Ama inşallah kimseye bir sıkıntı olmadan bu geceyi atlatacağız diye düşünüyorum ben. Efendim diğer belediye ekipleriyle de şu an koordinasyon halindesiniz değil mi? Hem valilik hem de diğer belediye. Çünkü Avrupa yakasında aslında benzer bir sıkıntı var şu anda. Valiliğimiz AFAD Başkanlığı'nda İçişleri Bakanlığımızdan gelen talimat gereği zaten AFAD'ın koordinasyonunda, valiliğimizin koordinasyonunda bütün kaymakamlar şu anda sahada. Biz de Bağcılar Bölgesi'nin işte mülki amiri olarak biz de bu çalışmaları yönetiyoruz. Ben de buraya geldim. Vatandaşlarla tek tek burada şey yapacağız. En yakın otellere, en yakın misafirhanelere yönlendireceğiz. Ama tabii dediğim gibi en büyük amacımız vatandaşlarımız özetle araçların yolda kalmadan evlerine sağ salim ulaşması. Yani gereken neyse yapacağız. Devletimiz vatandaşımızı kesinlikle sokakta bırakmayacak. Efendim çok teşekkür ederiz bilgilendirmeleriniz için diyelim. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan yanımızdaydı. O da vatandaşların ki bakın vatandaşların o sorunlarını dinliyorlar ve vatandaşın aynı zamanda evlerine rahatlıkla ulaşabilmesi için de şu an çalışmaların devam ettiğini söylediler. Burada olan vatandaşların konaklamalara yerleştireceğini, otellere yerleştirileceği bilgisini bizlerle paylaştılar diyelim. Şu anda da Bağcılar Kaymakamı vatandaşlarla da konuşuyor ve onların da sorunlarını dinlediğini diyerek bu noktadan sözü tekrar size bırakalım. Sema teşekkürler. Bağcılar Kaymakamı ile konuştu Sema Uludağ. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi birkaç son dakika gelişmesi var. Bir, İçişleri ve Ulaştırma Bakanları İstanbul'a geliyorlar. AFAD Başkanı İstanbul'a geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İçişleri ve Ulaştırma Bakanları ile AFAD Başkanı İstanbul'a geliyor. O bilgiyi vereyim. İki, bir kez daha söylemek istiyorum. Murat Ongun'la bağlantı yapmak istedik. Ancak ulaşamadık. Herhalde o da bir yoğunluk içinde. Üç, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Hanım da bir mesaj atmış. Biz de diyor her türlü imkanı sağlıyoruz. Çorba veriliyor diyor. Ondan sonra... Vallahi herkes... Seferber olmuş durumda. Yani bütün belediyelerden mesajlar geliyor. Hepsini tek tek okumak istemiyorum.
Ulaştırma Bakanı ne diyor? Gönderdin mi bana Onur? Bir dakika. Hemen açalım. İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle bakanlığımıza bağlı Marmaray seferleri sabaha kadar ücretsiz. Marmaray sabaha kadar ücretsiz devam edecektir. Ulaştırma Bakanı Adil Kara İsmailoğlu'nun az önce attığı tweet bu. Marmaray ücretsiz sabaha kadar. Güzel. Bu da güzel bir gelişme. Evet, bizim anlatacaklarımız bu kadar. Bu gece sabaha kadar uyku yok, öyle anlaşılıyor. Bütün yetkililer ayakta, tahliye etmeye çalışıyorlar. Biz de artık eve gidebilecek miyiz, gidemeyecek miyiz onu da bilmiyorum. Ya Ankara'da Zafer Şahin, bir göreyim ben Zafer Şahin'i. Zafer Şahin, Bülent Bey, Bülent Yücetürk, İstanbul stüdyomuzda Gaffar Yakınca, Skype bağlantısıyla Bedri Baykam. Dördünüze de anlayışınız için çok teşekkürler. Bu akşam aslında siyasi gündemi konuşacaktık, tartışacaktık ama böyle bir afet durumu söz konusu olunca o tartışmayı yapamadık. En kısa zamanda yapmak dileğiyle çok az konuşmanıza rağmen stüdyodan ayrılmadınız. Çok çok teşekkür ediyorum dördünüze de, hem Bedri Baykam'a hem Gaffar Bey'e hem de Bülent Yücetürk ve Zafer Şahin'e. Bizden bu kadar. İyi geceler.